Uzun zamandır boş. İyi durumda. Güzel ama biraz fiyatı yüksek. Bu arabanın ne işi var burada? Bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Mithat Bey? Günaydın Selim. Günaydın başkomiserim. Kahvaltı yaptın mı? Yok, hiçbir şey istemiyorum. Midem bir garip. Üşüttün mü yoksa? Bilmiyorum ki ya. Yani elimi kaldıracak halim yok sanki. Gel bakayım. Ateşin var senin. Yok canım, siz de ne yaptınız? İki dakikada hasta ettiniz beni. Sana da yaranılmıyor ha. İyiyim ben, iyi. Bir şeyim yok. Bana yaramayan bu kış depresyona sokuyor beni. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Ayaz Ağa'daki soğuk hava deposunda şüpheli ölüm vakası. Adresi tekrar ediyorum. Ayaz Ağa Tekmin Sokak'ta 13 numaralı soğuk hava deposu. Anlaşıldı merkez. Olay yerine intikal ediyoruz. Ya bir günde uslu uslu oturun şu evinizde ya. İlla birilerini boğazlayacak. Sen gelme istersen. Git eve dinlen. Yok. Bir kere hasta psikolojisine sokarsam kendim bir daha hiç çıkamam. Hadi yürü o zaman. Cesedin kimliği belirsiz. Minivan içinde çalıntı ihbarı varmış başkomiserim. Bu bizim aradığımız minivan. İçinde konfetiler var. Cesedi kim bulmuş? Depoya gelen bir müşteri başkomiserim. Depo kiralık mıymış? Satılıkmış komiserim. Sahibi kimmiş? Bir şahsa aitmiş. Uzun zamandır da boşmuş. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Üzerinden kimlik tespit etmeye yarayacak bir şey çıkmadı. Fidyecilerden biri olabilir. Bıçaklanmış. Evet başkomiserim. Hem de defalarca. Kapışmışlar anlaşılan. Diğeri daha hızlı çıkmış. Başka bir şey var mı? Kurbanın cebinde bir fiş buldum başkomiserim. Kumarhane fişi. Tamam. Ahlak masasını arar, hangi kumarhaneden olduğunu anlarız. Biz adli bilimciler için her pırıltı altın değerinde bir delildir. İnce alüminyum tabakaların ya da üzeri alüminyum buharla kaplı plastik yaprakların kesilmesiyle elde edilen küçük parçacıklar, kimi zaman bugün izlemekte olduğunuz gibi konfetilerden, kimi zaman bir kadının omuz başlarına sürdüğü güneş yağından bize göz kırpar. Ne yana dönsek ışık saçan yaldızlı bir ürünle karşılaşırız. Rujlar, pudralar, iç çamaşırları, yılbaşı süsleri, oyuncaklar, tebrik kartları, geçici dövmeler, boyalar, tutkallar, hatta balıkları cezbetmeye yarayan jeller. En önemlisi, pırıltılı olan her şey ideal bir delilde bulunması gereken ne özellik varsa içinde barındırır. Örneğin sıcaktan, güneş ışığından etkilenmez. Çürümüş bir bedenin üzerinde bozulmadan kalır. Üstelik katiller her temasın bir iz bıraktığını unutur ve kendilerinden mağdurun bedeni ya da eşyasına, ayrıca mağdurdan kendileri ya da bir eşyalarına
minik bir yaldız taneciğinin transfer edildiğini fark edemezler. Zeynep. Başkomiserim. Bıçaktaki parmak izi maktule ait. Ama veri tabanında eşleşme yakalayamadık. Konfetiler? Minivanda ve depoda bulduğumuz konfetiler hem Pelin'in kıyafetindekilerle hem de tulumdakilerle tutuyor. Yani kızı kaçırdıktan sonra depoya götürdükleri kesinleşti. Ağzında bulduğumuz lifler de depoda bulunan kırmızı torbaya ait. Ya DNA sonuçları? Çıkar çıkmaz haber vereceğim başkomiserim. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Ne oldu? Şimdi de köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Ya çok ayıp ediyorsunuz ama başkomiserim. Dalga geçmeyin. Herkesin diline sakız oldunuz ya. Ne? Nasıl yani? Ne diyorlar? Kötü bir şey mi diyorlar? Senin için Mecnun, onun için de Leyla diyorlar. Leyla mı? Ha, şu Leyla ile Mecnun hesabı. Nasıl yani? Olmaz bu iş mi diyorlar? Şaka yaptım, şaka. Ne yaptın? Bulabildin mi kumarhaneyi? Fish Exodus kumarhanesine aitmiş. Yerini öğrendin mi? Beykoz'da. Hadi kıpırda o zaman. Nereye? Fotoğrafı alsana.